أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان. اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا. اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم. اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم. اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك. اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari Kitab-ı Salatil Havf bölümünde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zamanında korku namazı diye bir namazın kılındığını öğrenmekteyiz. Bu namazı Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Nisa Suresi 101-102. Ayet-i Kerimelerde beyan etmektedir. Bunu açıklamak üzere İmam Buhari Hazretleri Enes bin Malik'ten şunu rivayet ediyor. Vakal Enes, hadartu inde münahadati hisnin, hisni tüster. Tüster kalesi, kuşatması, hücumu esnasında bulundum. İnde idâetil fecri, seher vakti, sabah namazı vakti. وَاشْتَدَّ اِشْتِعَالُ الْقِتَالِ, savaş kızıştı. Savaşın alevlenmesi şiddetlendi. فَلَمْ يَقْدِرُ عَلَى الصَّلَاتِ, sabah namazını Müslümanlar, mücahitler kılamadılar. Bildiğiniz gibi İslam tarihinde ilk hücum, sabah namazı kılınır, o şekilde yapılır. Ordu sabah namazını cemaatle kılar ve düşman gafil iken ilk hücum yapılır. Ama savaş devam ediyor. Birkaç gün devam eden savaş ve sabah namazı sırasında şiddetleniyor. Askerler sabah namazını kılamıyorlar. İşte felem yakdiru ale salati, sabah namazını kılamadılar. Felem nusalli illa ba'de irtifa'in nahar, güneş yükseldikten sonra kılabildik. فَسَلَّيْنَاهَا وَنَحْنُ مَعَ اَب۪ي مُوسَى فَفُتِحَ لَنَا. Biz Ebu Musa el-Eş'ari ile beraberdik. Bu namazı kıldık ve bu namazdan sonra bize Tüster kalesinin fethi nasip oldu. وَقَالَ Enes, Enes bin Malik diyor ki, وَمَا يَسُرُّنِي بِتِلْكَ الصَّلَاتِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. O kadar tatlı, o kadar zevkli, o kadar lezzetli, o kadar coşkulu, o kadar feyizli bir namaz idi ki, bu iki rekat kıldığımız, o güneş yükseldikten sonra kuşluk vaktinde o kaza ettiğimiz o sabah namazının yerine bütün dünya ve bütün dünyada bulunan şeyler bana verilse bu kadar memnun olmazdım. Öyle coşkulu bir namaz ve o namazdan sonra muazzam bir fetih nasip oluyor. Ganimetler, mücahitler, İslam'a girenler vesaire bir karış daha Müslüman toprağına toprak katılıyor. Bir grup insan, bir bölge insan daha İslam medeniyetiyle tanışıyor. İslam'ın ahlakıyla, İslam'ın adaletiyle, İslam'ın güzellikleriyle tanışıyor. O zevki anlatamam diyor Enes bin Malik Hazretleri. Dünya benim olsaydı
orada kıldığım iki rekat namazın feyzi dünyaya bedeldi diyor Enes bin Malik radıyallahu anh. 945 nolu hadisi şerifteyiz. Haddesena Yahya kal haddesena Vakia. Bu Vakia İmam Buhari'nin hocasının hocası Vakia ibnül Cerrah. İmam Şafii'nin hocası, İmam Azam'ın da talebesi. Vakia ibnül Cerrah meşhur hadis ve fıkıh alimlerinden biri geliyor Vakia ibnül Cerrah'a. Üstad diyor, ben hadis öğrenmek istiyorum. Hadis alimi olmak istiyorum. Bana tavsiyeniz nedir? İza eradte en teteallemel hadise fe'amel bima alimte min. Hadis-i şerif öğrenmek mi istiyorsun? Önce bildiklerinle amel et. Şu ana kadar herhalde bir şeyler öğrenmişsindir. Bildiklerimizle amel edersek, yani bildiklerimizi yaşarsak, bildiklerimizi hayatımızda uygularsak, Cenab-ı Hak bize bilmediklerimizi de öğretecektir. Bir İslam alimine geliyorlar efendim. Üstad diyorlar, biz İslam devletini kurmak istiyoruz. İslam toplumu, İslam medeniyeti, bütün dünyaya İslam'ı yaymak istiyoruz. Tavsiyeniz nedir? Yemekten önce ellerinizi yıkayın diyor. Hocam herhalde sorumuzu anlamadınız. Biz İslam devletinden, İslam toplumundan, İslam medeniyetinden söz ediyoruz. Basit gördüğünüz, hafife aldığınız, sizin gözünüzde böyle küçük, basit saydığınız sünnet-i seniyyeler var ya, onları yaşayın. Yemekten önce elini yıkamak belki size basit gelebilir ama ondaki sırrı, manevi sırrı, tıbbi sırrı, ondaki sosyal vesaire, ondaki hikmetleri belki anlayamazsınız. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif ettiği, belirttiği her sünnet-i seniyyede, yaşadığı her sünnet-i seniyyede bizim için ebedi ilkeler ve prensipler vardır. Evet. Vakî İbnül Cerrah'tan söz ediyoruz. Haddetena Vakî. İmam Şafii Hazretleri hafızası çok güçlü bir şahıs. 15 yaşında İmam Malik'in Muvatta'ını ezberlemiş. Mekke valisi referans mektubu yazmış. 15 yaşındaki genç talebenin eline vermiş. Medine'ye gidiyorum. Medine'de İmam Malik'ten ders alacağım. Ama İmam Malik Hazretleri herkesi halkasına kabul etmiyor. Onların halkaları çok özel halkalardı. Yani mesela İmam Ahmet bin Hanbel halkasında biri mekruh işlerse işaret et. Lütfen dışarıya lütfen. Mekruh işleyen kimse aramıza katılmasın. Onlar en seçkin talebelere ders veriyorlardı. Seviyeli talebelere ders veriyorlardı. İmam Malik Hazretleri bir referans mektubu yazmış Mekke emiri. Bu mektubu almış İmam Şafii Hazretleri daha 15 yaşlarında İmam Malik'e Mescid-i Nebevi'de takdim etmiş. Hemen mektubu yırtmış. İlim referans da olmaz demiş. İlim istekli olur. Gönülden istek varsa. İmam Şafii genç bir talebe. Ama üstad demiş, ben kitabınızı ezbere biliyorum. Ya demiş. Muvatta, dur bakalım. Bir oku bakalım. Başlamış okuma epey bir zaman. Sen kal demiş. Referans insanın kendisi. Başkasının referansıyla değil. Bizzat öğrencinin kendisi referans. Ve İmam Malik Hazretlerinin talebesi oluyor İmam Şafii Hazretleri. Gün geliyor, hafızasında bir zayıflama hissediyor. Hocası, diğer hocası İmam Vekia'ya soruyor. Şekevtu Vekia an su'i hıfzî fe erşedeni ilâ terkil maâsî ve kâle fe innel ilme nurun ve nurullâhi la yuhdâ li âsî. Hocama şikayette bulundum. Artık ezberleyemiyorum. Hafızam zayıfladı diye şikayette bulundum. Bana dedi ki günahları terk et. Çünkü ilim Allah'ın nurudur. Allah nurunu günahkar kişilere nasip etmez. Gözlerimiz kirli, kulaklarımız kirli, elimiz kirli, ayaklarımız kirli. Haramlarla. Böyle bir yerde
o asr-ı saadetteki alimler, o tarih boyunca İslam medeniyetini bütün dünyaya tebliğ eden İslam alimlerinin yetişmesi elbette zordur. Gözlerimizi harama karşı koruyalım. Gözümüzü gözümüz gibi koruyalım. Elimizi ayağımızı haramlardan çekelim. Haramları dinlemeyelim ki gönlümüz ilme daha açık olsun. Evet, Vekî İbnül Cerrah, Kitab-ı Zühd diye kitabı vardır. Zühd nedir? Tasavvuf demektir. Asr-ı saadette, yani sahabe döneminde tasavvufun adı nedir? Zühd'dür. Kalbine dünya sevgisini almamak, ahireti ön planda tutmak anlamında. İmam Ahmed bin Hanbel'in Kitab-ı Zühd kitabı vardır. Vekî İbnül Cerrah'ın Kitab-ı Zühd isimli kitabı vardır. Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Zühd'ü vardır. Başka zevatın Kitab-ı Zühd. Ama tasavvuf ismi daha sonra gündeme gelmiş. Evet, Vekî İbnül Cerrah böyle bir zat. An Ali İbnül Mübarek, an Yahya İbni Ebi Kethir, an Ebi Selemet, an Cabir İbni Abdillah radıyallahu anhüma kal. Ce umaru yevmel hendek. Biz hendek diyoruz. Arapçası nedir? Hendek. Bizimki biraz ince değil mi? Hendek. Arapçası hendek. Yevmel hendek. Fe ceale yesubbu kuffara Kureyş'in ve yekul. Ve Kureyş kafirlerine çok sert, ağır hakaretler söylüyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh sert yapılı, uzunca boylu, kalın kaşlı, geniş omuzlu, kumral, sarı sakallı Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yürüdüğü zaman Medine'de çocuklar kaç. Ömer geliyor. Öyle bir heybetli. Yani en ufak bir yamukluğa karşı namaza durduğu zaman insanlar elinde kırbacı var. Hele biri biraz ileride biraz geride olsun. Ömer kırbacıyla düzeltiyor. Öyle bir kimse. Ömer namaza durduğu zaman saflar ip gibi olacak. Dümdüz. Böyle bir zamanda Medine çarşısında yürürken Ömer geliyor demiş çocuklar. Hepsi kaçmış. Abdullah İbni Zübeyir henüz daha 10 yaşlarında, o kaçmamış. Evladım demiş, sen niye kaçmadın? Yol dar değil ki yol açayım. Suç işlemedim ki kaçayım demiş. Bu çocuk gelecekte, Abdullah İbni Zübeyir. Kim bu? Hazreti Esma'nın oğlu, Hazreti Ayşe validemizin yeğeni, Hazreti Zübeyir'in oğlu. Bu gelecekte çok büyük bir şahsiyet olacak. Daha bu yaşta bu mantığı, yol dar değilim, değil ki sana yol açayım. Yol geniş, geç git. Suçlu değilim ki kaçayım deyince Hazreti Ömer radıyallahu anh başını okşamış böyle bir kimse. Evet. Ömer geldi Hendek günü Kureyş kafirlere karşı sert ifadelerde bulundu. Ve yekul şöyle, ya Resulallah, ma salleytül asra hatta kâdeti şemsü entegîb. İkindiyi kılamadım bu kafirler sebebiyle. Neredeyse güneş batmak üzere. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün mescide gelmişti. İkindi namazının farzından bir rekata yetişememiş. Beni namazdan alıkoyan, beni namaza geç bırakan hurma bahçesi dedi. Hurma bahçesini vakfettim. Böyle dünya malı istemiyorum dedi. Namaza beni geç bırakan dünya malı istemiyorum. Hazreti Ömer namaza çok önem veriyor. Kafirlere kızıyor. İkindi namazını geciktirdiler. Onların sebebiyle ikindi namazını geciktirdik. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz buyurdu ki, ve ene vallahi ma salleytu habat. Ben de henüz kılmadım. Kale fenezzele ila buthane fetevadda ve sallel asra ba'dema gâbetiş şems. Sümme sallel magribe ba'deha. Peygamberimiz indi, abdest aldı. Ve o sırada güneş de battı. Ve güneş battıktan sonra önce ikindi namazını kıldı. Yani ashab-ı tertip nedir? Önce kazaya kalan namazı kılar. Sümme sallel magribe ba'deha. Sonra akşam namazını kıldı. Yani savaşta da yine namaz, yine namaz, yine namaz.
Beşinci bab, babu salati talibi vel matlubi rakiben ve imaen. İster düşmanın peşinde olun, isterse düşman sizi kovalasın, binekte ima ile, göz ucuyla namaz kılmak. Bir ayakta namaz kılmak var, bir oturarak namaz kılmak. Şunu ifade edelim ki son yıllarda oturarak namaz kılanların sayısı çok arttı. Camilerde sandalyelerden sonra şimdi kanepeler, kanepe dönemleri başladı. Mekke'de, Medine'de taburalar yoktu eskiden. Yani bir 10 sene öncesine kadar tek tabure yoktu. Ama şimdi herkesin altında taburalar, oturarak kılınan namaz hakkında Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifleri var. Hiçbir zaman ayaktaki namaz gibi olmaz. Ameliyatlı, çok ağır hasta, secde edemeyecek durumda olanlar veya ayakta duramayacak durumda olanlar için böyle bir izin verilmiş. Ama bu izin maalesef zamanımızda kötüye kullanılıyor. Biraz hafif rahatsızlığı varsa sandalyede oturmak da rahat. Sandalyede oturarak namaz, yani gün gelecek camilerde koltuklarda, böyle rahat koltuğunda namaz kılanlar da olacak. Gün ona doğru gidiyor. Uyarılması lazım. Şimdi herkese de aynı muameleyi yapmamız doğru değil. Kabe-i Muazzama'da Mekke'de birini gördüm. Öyle bir rükûya vardı ki yabancı bir Müslüman, sanki ayakta duruyor gibiydi. Bekledim, ben bunu uyaracağım dedim. Böyle rükû olmaz. Ayakta duruyor gibi rükû yapıyor. Namazdan sonra selam verdim. Ben Mekke-i Mükerreme'de işte Ümmül Kura Üniversitesi'nde öğrenciyim. Doktor öğrencisiyim. Bu şekilde namazınız uygun değil diye böyle tatlı tatlı anlattım. Allah razı olsun dedi. Ben ameliyatlıyım dedi. Ben yürümekte bile zorluk çekiyorum dedi. Yani o benim gibiler oturarak namaz kılıyor ama ben oturarak namaz kılmak istemiyorum. Ancak bu kadar. Hafifçe eğilerek böyle, çok hafif ama yine o şekilde namaz kıldı. Ben sözümden utandım. Yani Kabe-i Muazzama'da binlerce insan var. 1 milyon insan namaz kılıyor. Çok farklı durumda insanlar olabilir. Dolayısıyla herhangi bir kişinin oturduğunu görüp hemen ondan cesaret alıp oturarak namaz kılmaya çalışmamız doğru değil. İşte ameliyatlı olanlar, dizinden, belinden rahatsız olanlar, secdeye varamayacak, ayakta duramayacak, hatta oturamayacak durumda olanlar var. Hepsi için fıkıh kitaplarında gereken hususlar mevcuttur. Evet. وَقَالَ الْوَلِيدُ ذَكَرْتُ لِلْاَوْزَعِيِّ صَلَاتَ شُرَحْبِيَ لَبْنِ السِّمْطِ وَاصْحَابِهِ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّ. Binek üzerinde Şurahbil bin Sımt ve arkadaşlar namaz kıldılar. فَقَالَ كَذَٰلِكَ الْاَمْرُ عِنْدَنَا اِذَا تُخُوِّفَ الْفَوْتُ. Eğer namazın geçmesinden korkuluyorsa, namaz vakti geçecekse, arabadasınız, gemidesiniz, uçaktasınız, namazı da kılmanız gerekiyor. Arabayı durdurmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu vasıtada, o binekte namaz kılmanız gerekiyor. وَحْتَجَّ الْوَلِيدُ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يُسَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْأَصْرَ اِلَّا ف۪ي بَن۪ي قُرَيْضَ. Bu velid, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu husustaki hadisi şerifini delil olarak almıştır. Evet. Bu hadise üzerinde duracağız. Nedir bu hadise? Kureyza oğullarına doğru bir askeri harekatta Peygamberimizin kullandığı bu ifade, hiç kimse ikindi namazını burada kılmasın. Herkes ikindi namazını Kureyza oğulları diyarında kılsın. Hadis-i şerifin delil olarak almıştır. İşte müellifimiz şimdi bunu anlatacak, bu olayı anlatacak bize. Haddesena Abdullah ibn Muhammed ibn Esma kale haddesena Cüveyriyetü an Nafi'in an İbni Umar'a radiyallahu anhüma kal. Bu Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, bir uzman şahsiyet, mütehassıs. Bunun tahassusu, ihtisası sünnet-i seniyye. Sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyyeye uyma noktasında en hassas kişilerden biri. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma.
Yani sahabenin hepsi hassas ama Abdullah İbni Ömer çok fazla bir hassasiyete sahip. Tergib ve Terhib adlı eserde, İmam Münziri'nin Tergib ve Terhib adlı eserinde anlatılıyor. Bir ağacın etrafından bir devesiyle dönüyor bir gün. Sebebini soruyorlar. Bir gün diyor Allah Resulü bu ağacın etrafından böyle bir defa dönmüştü. Ona uymak için. Onun yolunda olduğumu ispat etmek için. Onun ümmeti olduğumu göstermek için. Bu ağaçta bir değer gördüğüm için değil. Peygamberimiz böyle bir döndü. Neden döndü, nasıl döndü? Onun hiçbir hareketi basit, önemsiz ve lüzumsuz değildir. Ona uymak için böyle yaptım. Böyle bir sünnet-i seniyye aşıkı Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir yatsı namazı öncesi kapıyı işaret ediyor. Mescid-i Nebevi'nin kapısını. Yatlau aleykumul en racülün min ehlil cenne. Şu anda içeriye cennetlik bir adam girecek. Cebrail aleyhisselam bildiriyor. Biri geliyor. İsmi Sa'd. Sahabe-i kiramdan, Medineli Müslümanlardan normal biri. Çok çok özellikleri olan biri değil. Herkes hayret ediyor. Ertesi gün yine aynı saatte Peygamberimiz az sonra buradan içeriye cennetlik bir adam girecek. Yatla'u aleykumul en racülün min ehlil cenne. Aynı şahsiyet. Üçüncü gün daha girmeden söylüyor Peygamberimiz. Kapı kapalı. Şimdi cennetlik bir adam içeriye girecek. Yine Sa'd isimli bu şahsiyet. Abdullah İbni Ömer diyor ki ben bunun niçin cennetlik olduğunu araştıracağım. O zata gidiyor. Benim bir ailevi problemim var diyor. Beni misafir eder misiniz? Memnuniyetle kabul ediyor. 24 saat misafir oluyor. Medineli Sa'd'ın evinde. Gece ibadete kalkınca o da kalkıyor. Hurma bahçesine hurma bahçesine. 24 saat. Mescide mescide, pazara pazara. Ne yapıyorsa. Genç sahabi takip ediyor. Ve 24 saat sonra sana bir müjdem var diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin senin hakkında bir müjdesi var. Onu belirtmek istiyorum. Ancak şu soruma cevap ver. Ben sende farklı bir amel göremedim. Medineli her Müslüman gibi davranıyorsun. Çok önemli bir amel olmalı ki bu müjdeye layık olmalısın. Hayır diyor Sa'd. Gördüğün gibi benim hayatım aynı şekilde devam ediyor. Hayır, hayır diyor. Mutlaka çok önemli bir amelin olmalı ki Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu müjdeyi, söyleyeceğim müjdeyi verecek. Düşünüyor, ben diyor, hayatımda hiç kimsenin gıybetini yapmadım. Hiç kimsenin dedikodusunu yapmadım. Hiç kimseye laf taşımadım. Hiç kimseye kin gütmedim. Hiç kimseye kıskançlık beslemedim. Diyor ki Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, işte bu sebeple olsa gerektir ki Peygamberimiz 3 gün üst üste şu kapıdan içeriye girecek olan kişi cennetliktir buyurdu ve sen girdin. Müjdeler olsun diyor. Kıskançlık, kin, intikam, gıybet, nemime, dedikodu yoksa işte o kimse cennetlik. Şirketlerde, vakıflarda, derneklerde, cemiyetlerde, partilerde, kurumlarda, kuruluşlarda, eleman alımında veya seçimlerde, kulis faaliyetleri adı altında gıybetin alası yapılıyor. Konuşmamız gereken yerde konuşmuyoruz, susmamız gereken yerde de susmuyoruz. Rabbim affeylesin. Abdullah İbni Ömer anlatıyor radiyallahu anhüma. Kale kale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bize buyurdu. Lena kale lena lemma raca minel ahzab. Hendek savaşından döndüğümüzde. La yusalliyen ahadun el asra illa fi beni Kureyza. Bugün herkes namazını Kureyza oğulları diyarında kılsın.
hiç kimse ikindi namazını bulunduğu yerde kılmasın. Bu emir. Şimdi Kureyzoğulları diyarı Medine-i Münevvere'ye 2 saatlik, 3 saatlik mesafe. İkindi namazını orada kılsın deyince bunun manası ikindi namazını bilerek geçirmek demektir. Ama emir de böyle. Bir grup sahabe-i kiram ikiye ayrıldı. Bir grup dedi ki bunun anlamı hemen kılın çıkın demektir. Namazı orada kılacağız demek. Arkadaşlar acele edelim. Namazı garaj camiinde, otogar camiinde kılacağız. Bunun anlamı nedir? Namazı kılmayın değil. Yani beklemeyelim. Hemen çıkalım. İkindi namazı, ezan okunuyor. Hayır, namazı burada değil. Namazı otogar camiinde kılacağız diyorsak yani beklemeyelim demektir bu. Bir kısmı böyle anlıyor. Bunun anlamı hemen kılın çıkın demektir. Bir kısmı diyor hayır. Bunun anlamı kılmayın demektir. Kılmayın orada kılacağız demektir. İki gruba ayrıldılar. فَاَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْأَصْرَ فِي الطَّرِيكِ Bazıları yolda ikindi ezanını duydular. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُسَلِّ حَتَّى نِئَتِيهَا Bir kısmı da biz oraya gitmeden kılmayız dediler. وَقَالَ بَعْضُهُمْ Bir kısmı بَلْ نُسَلِّ Hayır biz kılacağız. لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ Bizden namaz kılmayın denilmedi. Namazı orada kılalım denildi. Yani acele edin, beklemeyin, süratli olun anlamında. Hangisi doğru? فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu durum peygamberimize anlatıldı. فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ Onlardan hiç kimseyi kınamadı, ayıplamadı. Herkesin niyeti iyiydi. Bir kısmı peygamberimizin sözüne uydular. Hadis-i şerifine. Hadis-i şerifin zahirine uydular. Peygamberimiz namazı Kureyze oğulları diyarında kılacağız dedi. Tamam orada kılacağız. Peki yolda ezan okundu. Namazı orada kılacağız. Bir kısmı dediler ki hayır. Peygamberimiz ne demek istedi düşünün. Beklemeyin. Hemen yola çıkın dedi. Biz de yola çıkmamız lazım. Nerede namaz ezan okununca orada kılacağız dediler. Her iki grubun niyeti de emre uymak. Onun için peygamberimiz kınamadı. Enes bin Malik Hazretleri anlatıyor. Yine Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Savun bölümünde gelecek. Bir Ramazan günüydü. Müslümanlar ikiye ayrıldılar. Yolculuğa çıkan Müslümanlar. Bir grup dedi ki Kur'an-ı Kerim'de ayet var. En tesumu hayrun lekum. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Biz seferiyiz ama oruç tutmamız daha iyi. Oruca devam edeceğiz dediler. Bir grup dediler ki seferi olanın oruç tutmama ruhsatı var, izni var. Biz oruç tutmayacağız dediler. Grup ikiye ayrıldı. Enes bin Malik diyor ki hiç kimse kimseyi kınamadı. Yani sahabe arasında çok güzel, seviyeli bir hoşgörü var. Bir kısmı bu en tesumu hayrun lekum. Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Daha üstün, daha faziletli, sevabı daha çok ameli kabul ettiler. Ayete uydular. Onlar güzel yap. Diğerleri de hayır bu izin verildi. Seferi Ramazan-ı Şerif'te 90 kilometre veya daha uzun mesafeye giden kimse yolda namazı, orucu, namazları 4 rekat namazları 2 rekat kılar. Orucu da isterse tutmayabilir. Tutmamayı tercih ediyoruz dediler. Ve Müslümanlar birbirini kınamadı. Eğer gerçekten Kur'an'a ve sünnete tabi ise farklı görüşte olan Müslümanlar birbirini kınamamalı, ayıplamamalı. Yeter ki Kur'an'dan, yeter ki sünnet-i seniyyeden, yeter ki 1400 senelik İslam alimlerinin görüşlerinden ilham alsınlar. Farklı insanlar birbirinin fotokopisi değildir. İnsanlar farklı düşünebilir. Ancak bu düşünce Kur'an-ı Kerim çerçevesinde, hadis-i şerifler çerçevesinde olmalı. Birbirimize tahammül etmeli, birbirimize hoşgörüyle davranmalıyız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifini buradaki Hendek Savaşı'ndaki hadis-i şerifteki uygulama bu. Peygamberimiz kınamıyor. Farklı düşünen iki grubu kınamıyor ve onlara adeta hoşgörü dersi veriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İsmah yüsmah lek. Hoşgörülü ol ki sana da hoşgörüyle davranılsın. Ama son cümle hoşgörü Kur'an ve sünnet çerçevesindedir. Kur'an'a aykırı, sünnet-i seniyye aykırı.
açıkça İslam'a aykırı söz, tavır ve davranışları onaylamamız ve onlara hoşgörüyle davranmamız mümkün değil. Böylelerden en azından gönlümüz rahatsız olmalı. Bu kardeşlerimizi uyarmalıyız ki toplumda İslam'ın ahlakı, İslam'ın medeniyeti, İslam'ın güzellikleri hakim olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Eviniz, ocağınız, okulunuz, yurdunuz, daireniz, iş yeriniz, yolunuz, bulunduğunuz yerler, her yer, her zaman hayırla, bereketle olun efendim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.